Herkese merhaba. Bu hafta nefesin zihne faydalarından bahsediyor olacağım. Zaten bedenle zihni ayrı ayrı düşünmek mümkün değil. Bilim adamları da artık bu konuda hemfikir. Zihinde başlayan her blokajın, her sıkıntının daha sonra bedene indiğini artık biliyoruz. Nefesimiz de bunu destekler nitelikte. Eğer tam ve doyumlu nefesler alırsak, daha dingin, daha sakin, daha keyifli, tüm hormonlarımızın daha iyi çalıştığı, beynimizin daha iyi çalıştığı, tüm salgı bezlerimizin daha iyi çalıştığı harika bir beden yaratırız. O halde tam tersi olan sığ nefesleri bırakıp onun yerine tam ve donanımlı nefesler alıp verdiğimizde demek ki bedenimize de zihnimizin yansımaları inmeye başlıyor olacak. Şimdi sizden bugün bir egzersiz yapmanızı isteyeceğim. İlk başta sağ elinizle sağ burun deliğinizi kapatıp sol burun deliğinizden birkaç defa nefes alıp vermenizi isteyeceğim. Siz bu arada yapıyor olun ve ben bu arada size bununla ilgili konuşuyor olacağım. Şu anda sol burun deliğinizden nefes alıp vererek beyninizin sağ yarım küresini aktive ediyorsunuz. Oraya oksijen gönderiyorsunuz. Ve şimdi sol burun deliğinizi kapatıp burnunuzun sağ burun deliğinizden nefes alıp vererek birkaç defa da bunu yapmanızı isteyeceğim. Ve siz bu arada yaparken ben yine konuşuyor olacağım. Şu anda sol burun deliğinizi kapattınız ve sağ burun deliğinizden nefesler alıp vererek beyninizin sol yarım küresini aktive ediyorsunuz. Şimdi sinir sistemine de şu anda hizmet ettiniz. Ama şöyle söyleyeyim. Sağ burun deliğinizden nefesler alıp vermek, sol burun deliğinizi kapatarak parasempatik sinir sisteminiz daha dingin, daha sakin, daha zihninizi alfaya indiren nefesle tanışırsınız. O yüzden orada daha dingin ve sakin olursunuz. Hani denir ya, yataktan kalkarken sağdan mı kalktı, soldan mı kalktı? Soldan kalkana bugün işler ters gidecek ya da sinirli denir. Aslında bunun sebebi yattığınız tarafın parasempatik ve sempatik sinir sisteminize hizmet edip etmediğinin de göstergesidir. Bir de bu duruma buradan bakın.